kazanmak ve para kazanarak dünyada güç sahibi olmak, istediklerini elde etmek birincil, dini endişeler ikincil olmuş vaziyette. Ne yazık ki. Bu İslami kesim için diyorum, geri kalanların. Zaten eğer ki bir insan İslam'a inanmıyorsa ve Allah'ın gönderdiği bir dine inanmıyorsa doğal akışında öyle olması gerekiyor. Onlara diyebilecek bir şeyimiz İlla yok. ki canım tabii. Ama Allah var demek şu demek. Yani her şey benim bakış açım değişti demek. Siz bu evreni yoktan yaratan bir gücün olduğunu düşünüyorsunuz. Şurada varlık sebebinizin Allah sayesinde olduğunu düşünüyorsunuz. Öldükten sonra Allah sayesinde ahirette bir şeye talip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ya bu ne kadar dehşetli bir düşünce. Bu her şeyi tepe taklak edecek olağanüstü bir şey. Paradigmayı Buna değiştiriyor. inandınız mı? Her şeye apayrı bakmanız lazım. Fakat bir bakıyoruz ki Müslümanlar, Müslümanın diyenler, Müslüman endişesi taşıyan birçok kimse, hiç İslam endişesi olmayanlarla dünyevi tercihlerini yapmada onlarla yarışıyorlar. Onları ezmeye kalıp çalışıyorlar dünyevi hedefler açısından. Yani ne yazık ki bir günde bunları da inşallah konuşalım. Yani küreselleşme Türkiye'de ve dünyada Müslümanların zihinlerini ne yapıyor? Hangi araçlarla yapıyor? Mesela bunun araçları ne? Nasıl oluyor bu zihni inşa etme? Buna karşı ne yapmalıyız? Onu da konuşmak lazım. Çok tam, çok tam bizim konumuz. Bizim sahamız bu. Yani Müslüman zenginleştiği zaman yani kafir diyeyim ben ona. Kafir yani, diyebilirsin. Korkma. Korkma bu tabirleri kullanmaktan. Müslüman aman, zenginleştiği aman, zaman sen kafirle rahat aynı kullan. Şey yapıyorsa eğer evet. Orada bir problem vardır. Yani Müslüman zenginle Müslüman olmayan zengin eğer aynı şekilde davranıyorsa orada ya bir problem var. Ya işçisine aynı şekilde davranıyorsa, parayla aynı şekilde ilişki kuruyorsa, çocuğunun tercihlerini, okul tercihlerini diğerleri gibi yönlendiriyorsa, kendi günlük hayatını programlarken diğerleri gibi programlıyorsa demek ki bir sorun vardır. O Aynen. zaman yani İslam her şeyden önemli, Allah'ın varlığı her şeyden önemli. Fakat hayata geçmemiş bir inanç. Yani bu neyin nesidir, nasıl bir şeydir? Yani mantıken bunun böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani siz Allah var diyeceksiniz ve bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ya böyle bir Aynen. şey mümkün mü? Mümkün mü? Dünyada dikkat edin, dünyada bir eve talip olanlar 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl morgıç falan ödüyorlar yurt dışında. İşte Türkiye'de de şimdi o sistemler geldi. Olabilir. İnsan ev sahibi olmak istiyor. Ve ahirette cennete talip olan, ki Kur'an'da diyor ki cennetten de daha önemli olan diyor Kur'an, Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasına talip olan adam Müslüman, dünyada bir morgıç için çalışma kadar çalışmayı düşünmüyor. Onu zahmet görüyor. Ya o kadar da ileri gitme diyor.